Hoş geldiniz. Herkese günaydın. Güzel sabahlarınız olsun. Evlerinizde bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet doktorum yanında bir kez daha karşınızda. Güzel bir gün. Sanki böyle bahar geliyor gibi değil mi hocam? Değil mi böyle hafif hakikaten özellikle kardan sonra o güneşin hmm. çıkması. Bir de böyle hani benim çok sevdiğim havalar bunlar. Böyle havada bulut yok, güneşli ama soğuk. Böyle insanı Ay. hem neşelendiriyor hem de dinç tutuyor. Evet evet direkt şarkı. Havada bulut. Neydi o şarkı? Bir şarkı vardı. bulut sen bunu. Unut. Havana bulut. <gülüyor> <gülüyor> o geldi aklıma birden. Evet, e, kar gitti. Cemre de düşmüş bu arada, ilk Cemre. E i̇şte yavaş yavaş Şubat sonu. Ben evet onu kaçırmışım. E, yavaş yavaş COVID'in de inşallah gittiğini duyururuz buralardan ki iki gündür güzel şeyler söylüyorsun bize. Evet, güzel şeyler evet. söylüyorum ama tabii ki hani misin? temkinli olun diyorum ama onu biliyorsun her seferinde. Hmm. Yani hani bu... bu sene sonunda böyle her şey bitecek falan değil. Ama bu yazın daha rahat geçeceğini bir kere çok net olarak söyleyelim. Herkes biraz rahatlasın. Ee, fazla da değil. Hani rahat olun ama gevşemeyin. Ee, sonbahar biraz hani tekrar böyle bir alevlenmeler olabilir diyoruz. Ama bu arada işte aşılar olacak falan rahatlayacağız ya. Hmm, Az rahat. kaldı sabır sabır sabır. Anlamaya çalışıyorum şimdi bu nasıl bir yaklaşım. Rahat olun ama gevşemeyin. Evet. Yani gidecek ama hep var olacak. Ya yani gerçekten nasıl bir ruh halindeyiz? Artık siz anlayın <gülüyor> sevgili. <gülüyor> ama Murat şöyle söyle bak en azından mesela İngiltere çay şey yapmaya başladı. Gevşeme e, protokolünü açıkladı. Evet. Ve Haziran'ın ortalarına doğru tamamen normale geçiş olacağını söyledi. Anladım, Onlar 5 haftada bir bir gevşeme sürecine girecekler. Biz de Avrupa'da 1 Mart'tan, Biz evet, de 1 Mart'ta başladı. başladı. Biz de 1 Mart'tan itibaren kademeli olarak Evet. yer ...yani yöresel olarak değişmekle beraber hı hı. kısıtlamaları yavaş yavaş kaldıracağımızı duyurmuştuk zaten. Evet. Çok güzel haberler var yine sevgili izleyiciler bugün ama onun dışında yine bir sağlık köşemiz olacak. Konumuz kim olacak neler konuşacağız hocam? E, çok sevgili bir dostumu ağırlayacağız. Sevgili Yaşar Hoca'yı ya ağırlayacağız. Bugün karın ağrılarından bahsedeceğiz. Çünkü önemli olan noktalardan bir tanesi bence şu Selda. E, hani günün birinde karnın ağrıdığı zaman ya bu önemli bir şey mi değil mi? Hastaneye evet. gitmek gerekir mi gerekmez mi acaba ağrı kesici alayım mı almayayım mı eyvah acaba apandisit mi oldum ya da çocuğum apandisit mi oldu e, safra kesen mi tuttu ne oldu gibi bir sürü soru sormak durumundayız aslında Ve kendimize. Ve bence herkes hayatının hmm. bir döneminde mutlaka bunları sormuştur. İlla ki. taş mı var apandisit mi ağrıyor şu anda değil mi evet, mutlaka evet. çocuğumuzda bile yaşamışızdır. Tabii ki. Ama ne zaman alert olacağız? Ne zaman alarm sayacağız bunu? Hepsini konuşacağız o zaman bugün. Evet. Ve doktorum yanımda TV360 Instagram adresinden bize ulaşmaya başlayın sevgili izleyiciler. Oradaki son fotoğrafımızın altına yorumlarınızı, günaydınlarınızı bekliyoruz. Sormak istediğim var mı hocam bugün izleyicilerimize? Bugün çok özellikle bir şey yok aslında. Ne soralım? Senin sormak istediğin bir şey var mı? Hayır yok. O zaman başlasın. Başlasın. Sıkça karşılaştığımız karın ağrılarının sebepleri nelerdir? Karındaki dayanılmaz ağrıların nedeni apandisit olabilir mi? Apandisit nedir? Vücudun neresinde yer alır? Apandisit ağrısı nasıl ayırt edilir? Tedavi edilmemesi durumunda ne olur? Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Yaşar Özdenkaya akut karın ağrıları ve apandisit hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı. Evet sevgili izleyiciler bugün 23 Şubat 2021 hızla geçiyor zaman bu ayda zaten kısa olduğu için çabucak geçecek. Mart itibariyle bakalım yeni hayatımız nasıl olacak yaklaştıkça öğreneceğiz. Hemen 22 Şubat'a bir bakalım dünkü tablomuzda sayılar nerede kaldı? Evet Murat Hocam. Şimdi... E... Test sayısıyla başlayalım istersen. Çünkü biliyorsun hani test sayısı bizim için önemli. Özellikle asemptomatik vakaları yakalamanın yolu düzenli olarak test yapmak. Türkiye'de 22 Şubat'ta 24 saat içinde 118.816 test yapılmış ve bunun sonucunda da 8.104 kişinin testi pozitif çıkmış. Yani ister hastalık bulgusu versin, ister vermesin 8.100 kişinin testi pozitif çıkmış ve bunların da 623'ü hasta olarak tanımlanmış. Yani bir hastalık bulgusu veriyormuş. Ee, burada gene önemli noktanın hep altını çizmek istiyorum. Yani test sayısı yükseldikçe vaka sayısı artıyor. Dolayısıyla şunun hep bilincinde olmamız gerekiyor. Toplum içinde hastalık belirtisi vermeyen ama testi pozitif olan dolayısıyla koronavirüs taşıyan ve bulaştıran kişi sayısı hiç de az değil. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Vefat sayısı 78 olarak verildi 24 saat içinde ve halen hastanelerde 1189 kişi hasta olarak yatıyor ve tedavileri devam ediyor. Nerede tedavi altındalar? Ya hastanelerde normal yataklarda ya da yoğun bakım ünitelerinde. Bunun sonucunda da hastanelerdeki yatak doluluk oranı %48 civarında yani kabaca her iki yataktan biri dolu. Yoğun bakım, erişkin yoğun bakım doluluk oranlarına baktığınız zaman bunun da %60 olduğunu görüyoruz. %70'leri gördüğümüzü hatırlatırım size. Ventilatör doluluk oranı yani solunum aletlerinin doluluk oranına baktığınız zaman bunun yüzde %30 olduğunu görüyorsunuz. Burası çok değişmedi. Yani buralar hep aynı gibi görünüyor. Dolayısıyla e, hastanelerde şu anda baktığım zaman en azından yoğunluk açısından ciddi bir tehdit olmadığını bir hastalık durumu söz konusu olduğunda... Ee, hastanelerde yatak olduğunu, yoğun bakımlarda yer olduğunu ve mekanik ventilatörlerinde yeni hasta kabulü için aslında uygun olduğunu görüyoruz. Bu da bir miktar bizi rahatlatıyor çünkü koronavirüs salgınında en önemli şey sağlık sisteminin çökmesinin engellenmesiydi biliyorsunuz ve bu da şu anda başarılmış gibi görünüyor. Peki sürecin başından bu yana yani 11 Mart'tan beri sayılar kaç oldu? 2,5 milyonun üzerinde vaka sayısından bahsediyoruz. 2 milyon 646 bin 500 26 vaka var. Vefat sayısına baktığımız zaman da 28.138 olduğunu görüyoruz. Yani bu kadar uzun dönem içinde artık neredeyse 11 Mart'ta başlamıştı. işte Şubat'ı bitiriyoruz ve Mart'a geliyoruz artık. Ee, seneyi devriye olacak. Yani gerçekten bir seneyi devirmiş olacağız doğrusunu isterseniz. O süre içinde de e, ne kadar vatandaşımızı kaybettiğimizi görüyorsunuz. Şimdi ekrana Türkiye haritası gelecek ve bu Türkiye haritasında il il göreceğiz. Bakalım 100 bin nüfusta kaç vaka tespit edilmiş son bir hafta içinde. Şimdi 15 Şubat'la 21 Mart arasındaki tabloyu görüyorsunuz. Hatırlayacaksınız İstanbul'da 100 binde 60'tı geçen hafta vaka sayısı. Bu sefer 68 olmuş ve yükselmiş olduğunu görüyoruz. Zaten Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Kocanın açıklamasında da İstanbul'daki artış hani bu en azından 3 3 büyük şehir içinde Ankara, İzmir ve İstanbul içinde de e, en önemli artışın İstanbul'da olduğunu söylemişti. Şimdi tabloya baktığımız zaman renkleri şöyle ayırt etmek lazım. Renk koyulaştıkça vaka sayısı artıyor anlamına geliyor. Dolayısıyla baktığınız zaman Doğu Karadeniz bölgesindeki artışın devam ettiğini görüyorsunuz. Orada da en yüksek oran Ordu'da görünüyor. Ordu'da 100 binde 228 vaka tespit edilmiş. Hemen onun yanı başına gidiyorum. Giresun'da 217 vaka var. Trabzon'da 207 vaka var. Ve Rize'de de 200 vaka olarak tanımlanmış ee, Doğu Karadeniz'in en batısına doğru yaklaştığımız zaman Samsun'da da 100 binde 202 vaka olduğunu görüyoruz. Halen Doğu Karadeniz'deki yoğunluk devam ediyor. O yüzden özellikle bizi bu bölgede izleyen izleyicilerimize biraz e, dikkat çekmek istiyoruz. Lütfen biraz daha tedbirli olun özellikle aile içi toplanmalarda e, ziyaretlerde biraz dikkatli olun maskenizi çıkarmamaya özen gösterin. Çünkü hakikaten bu virüs en güvenli olduğunu sandığınız yerlerde bulaşıyor. Yani aile içi toplantılarda bulaşıyor. Dikkat çeken noktalardan bir tanesi şu. Hani en az vakalar nerede? Göründüğü kadarıyla en düşük oran şu anda Hakkari'de görünüyor. 100 binde 3.21 vaka var. Onun hemen yanı başındaki Şırnak'ta da 3.91 olduğunu gördük. Diğer bölgelere de çok kısaca hemen bir bakalım. İzmir'de 100 binde 42 vaka görünüyor. Ankara'da da 35 vaka görünüyor. Ankara'da geçen hafta 40'tı bu değer yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla hani oralarda biraz daha rahatız ama İstanbul'un ve Doğu Karadeniz'in daha dikkatli olması gerekiyor Selda. Evet en fazla vaka görülen yer Ordu değil mi ben yanlış okumadım. Evet evet geçen hafta Trabzon'du. Hmm. Evet şimdi bu sayılar inşallah yavaş yavaş inecek. Gerçi gerçekten diyorum ya program başında nasıl bir ruh halindeyiz. Kimi zaman şöyle bir haber yapıyoruz işte 10 yıl sürecek. Tabii bu böyle 10 yıl pandemi şeklinde sürecek anlamına gelmiyor da. Yine de 10 yıl mücadele edeceğiz işte efendim bir 2 yıl daha sürecek. Kimi zaman artık bitiyor. İşte ee, işte 2022 yepyeni tertemiz bir sayfa olacak gibi haberler geliyor. Ee, o yüzden aslında bekleyip göreceğiz gibi bir şey, bir şey bir cümleyle bitirmek geliyor içimden. Ama senin öngörülerine her zaman çok güvendiğim için ve güvendiğimiz için e, sana çok inanıyorum inanmak istiyorum hocam. <laughs> Az önce söylediklerinin yanında ve Dünya Sağlık Örgütü de senin söylediklerini destekliyor. Şöyle bir açıklaması var. Hemen paylaşayım de şöyle bir moralimiz yerine gelsin. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü şöyle demiş 2022'nin başında Covid-19 salgınının sona ereceğini düşünüyorum açıklamasında bulundu. 2021 yılının da Covid-19 yılı olacağını ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı. En kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu da belirtmiş. Covid-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimse senin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan DSÖ direktörü, Dünya Sağlık Örgütü direktörü 2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum demiş. Şimdi tabii biz 2020'nin başlarında COVID-19'da tanıştığımızda oho işte 2021'de pandemi oldu, devam edecek COVID-19 devam edecek dediklerinde yapma ya 2020'de bitmeyecek mi deyip inanmamıştık. Hmm. Şimdi 2021'de de Devam edecek 2022 temiz sayfa deyince ay harfi gerçekten mi diyoruz? İnsan gerçekten kötüyü yaşadıkça hani kötünün Doğru. iyisi şeklinde alışmaya başlıyor. 2022'nin başında bitecek. Yani ben diyorum, o kadar iyimser değilim onu söyleyeyim. 22'nin başında ya bitme diye bir şey söz konusu değil. değil. Şu olabilir ama. Sargın yani sona erir. Pandemi bitebilir. Bak pandeminin bitmesi olası. Yani pandemi ne demek? Bütün dünyanın her bölgesinde görülmeyebilir artık. Hmm. Çünkü aşılama çalışmaları bir yandan çok ciddi devam ediyor. Ama e, yani 2022'nin başında bayağı toparlamış olacağız o çok net. Ama bence hala maskeli olacağız. Yani ister istemez olacağız zaten. Bir şey söyleyeyim. Hani koronavirüs tehdidi olmasa bile bundan sonra insanoğlu aynı Asya ülkelerinde gördüğümüz gibi kışın ve özellikle kalabalık ortamlarda maske kullanma alışkanlığını edindi bir kere. Büyük bir kısım öyle olacak. Evet. Ya şimdi sen mesela bundan sonra koronavirüs bitse de ee, mesela otobüse binsen takar maskesiz biner misin binmezsin. Ben de öyle. Tabii bile, bilemeyiz yani kimin ne taşıdığını artık evet. bundan sonra... Bir de şunu gördük Mantıklısı yani gribi otobüsü. mesela olmadık bu sene. Hmm. Keşke hep taksaymışız. Evet yani. yani o zaman takalım maskeyi. Niye bu kadar hani direniyoruz. Direniyoruz ki öyle değil mi? Evet. Ama burada önemli şeylerden bir tanesi şu onu çizdim ben şimdi bak. E, en kötü senaryonun geride kaldığını Hı -hı. virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti diyor. En önemli şey esasında bu. Çok şey biliyoruz artık. Yani eskiden şimdi bir insan neden çok korkar? Bilmediği şeyden korkar. Hmm. Virüs hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Nasıl bulaşıyor? Nasıl bulaşıyor? Ölüm yaptım? oranı düşünsene ilk başladığı zaman ne kadar öldürücü onu bile bilmiyorduk ki. Ve diyorduk ki anca çok yüksek vakalara ulaştığımız zaman öldürücülüğünden bahsedebiliriz. Ve şu anda Yeni yeni onları görüyoruz yani. Nasıl bulaştığı konusunda aylarca kafamız karıştı. Ay evet ya yok havada 6 saat kalıyor, evet. yok 5 saat kalıyor. Yani hala bile birçok çalışma vardı. gidiyor. O Hı. yüzden e, ben de hakikaten bu konuda böyle doğru olduğunu düşünüyorum. 2020 yılına göre e, bilgimiz arttığı için hangi ilaç iyi geliyor hangisi iyi gelmiyor aşı ortaya çıktığı için dolayısıyla daha rahat olacağız. Ama dediğim gibi e, rahatlayacağız ama gevşemeyeceğiz. Ama gevşemeyeceğiz. Yani 2020'de de, 2021'de de ben giremedim ya 2021. E, evet. Söylüyorum. Ben 20'de kaldım. Yani bu yılda da yaşayacağız. E, ama yazın biraz daha rahat olabiliriz. Evet. İşte okullar Eylül'de mesela açılır mı diyorsun e, e, mesela? Evet. Artık Eylül'de bence kesin açılır okullar. Bu yılın Eylül'de evet. okullar açılır. 2022'nin yazında da bayağı bir rahatlı yani artık normale <laughs> artık yakın <bilmiyorum>. olur. <laughs> Hava çekiyor. Tey 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 <laughs> Şimdi Olabilir. Wuhan konserler falan vermiş ya. Kim? Ama maskeliler. Wuhan. Kim? Wuhan. <laughs> <Evet>. Kim? Wuhan. <laughs> konserler böyle dup dus, dup dus, diye böyle. Bunlar kutluyorlar. Biz burada hala şeyiz ama evlerde kapalı. <laughs> Televizyon Ama sonra... yani şimdi tabii orada e, politik şeylerin de döndüğünü kabul etmek lazım. Yani Çin mesela e, ziyaretinde... Çin ziyaretinde Dünya Sağlık Örgütü ne dedi? Muhtemelen veriler bildirilenin 5 katı kadar dedi. Gerçek evet. rakamlar, ve sayılar. Dolayısıyla orada hani biraz farklı bir şey de olabilir. Hani Çin kendini daha iyi göstermek için bazı şeyleri ön plana da çıkarıyor olabilir. Hmm. ya altında bir şey ararım diyorsun yani. Yani valla insan bu noktadan lazım. sonra biraz komplo teorilerine inanmaya başlıyor Freud ya. Freud oldu başımıza şimdi. Yok yok. <laughs> Hiç, yani sadece aklıma geleni yo, yo, paylaşıyorum. Ben ama senin her dediğin çıkıyor. Bak şimdi içeride onu dedim. Dünya Sağlık Örgütü bir şeyler söylüyor ya böyle. E biz de bunu söylemiştik 15 gün önce. <laughs> Murat Hoca söyledi zaten falan diye. Ama onlar tabii resmiyetleri. Onların ağzından oldu. gelmesi farklı tabii canım. Bizim aramızda değişik bir ilişki var Dünya Sağlık Örgütü ile. Vallahi var. <laughs> yani en başından beri ben <laughs> evet, şey evet. yapıyorum ya onlara takılıyorum. Allah başımızdan eksik etmesin diye sağlık bütün. Sıradaki habere geçeyim sonra günaydınlara geçeyim hocam. Sonra geçeyim. Birazcık daha gelin siz. Doktor yanımda TV 360 hemen takip alın ve son fotoğrafın altına günaydınlarınızı yazın sevgili izleyiciler. Evet şimdi İsrail'e uzanalım. İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Atmosferde yer alan ve zararlı UV ışınlarını engellediği bilinen ozon gazının COVID-19'u yok edebilme yeteneğinin olduğu ortaya çıkmış. Araştırmacılar en çok da atmosferde yer almasıyla ve zararlı morötesi ışınları engellemesiyle bilinen ozonun aynı zamanda su ve atık su arıtımında kullanılan güçlü bir oksidan ve dezenfektan olduğunu belirtti. Çalışmayı yürüten ekip bu mekanizmaları kullanarak süreci kopyaladıklarını ve koronavirüsü yok etmeyi başardıklarını açıklamış. Evet bu yani. E, yani ozon gazının COVID yani koronavirüs COVID-19 değil de aslında koronavirüsü virüsü e, yok etme yeteneğinin olabileceği yönünde birçok bilimsel çalışma var hakikaten. O yüzden bazı yerlerde de kullanılmaya başladı. Özellikle e, şeylerde böyle işte muayenehane ve işte ameliyathane işte tıbbi bölge poliklinik temizliklerinde bazı yerlerde gerçekten kullanılıyor. Su temizliğinde de mesela havuzları da ozonla evet, temizliyorlar da. Evet, o evet, daha doğru. sağlıklı klordan. Evet, öyle söyleniyor ama klorun da tabii esasında etkin olduğunu bilmek lazım. Hani klor da çok düşük dozda bile bütün virüsleri ortadan kaldırabiliyor. Hı -hı. O yüzden zaten hani havuzlarda mesela e, diyoruz ki COVID bulaşma riskiniz pek yok. Hı -hı. Yüzerken yok. Hı hı. Soyunma odasında veya havuzun etrafındayken tabii. bulaşabilir. O yüzden maske takmak lazım ama hani bunun dışında şey yok diyoruz. Ee, hani havuzun içindeyken bir sudan bulaşma riski yok. Klor çok etkin oluyor. Ozon da keza aynı şekilde. yani o yüzden burada e, bir sürü şey duyacağız zaten bundan sonra. Virüslerin üzerine hangi etkiler var? işte ultraviyolenin etkisi ne olacaktır? E ozonun etkisi ne olacaktır? E, onları zaten pek çok göreceğiz ama önemli olan nokta şu tabii. Bazı e, virüsleri yok eden etkenler insan oğlu o ortamdayken kullanılamıyor. Mesela ultraviyole Hı -hı. insan varsa orada kullanılamıyor. O yüzden herkes çıktıktan sonra işte mesai saati sonrası mesai yapılıyor. Ama ozonun böyle bir etkisi yok. E, ozon e, kişi oradayken de yapılabiliyor. Hatta Dolayısıyla hocam, en büyük ozon, avantajı o. Cilt bakımında da kullanılıyor ozon. E, hakikaten sivilceleri kurutur. Evet. <gülüyor> böyle <gülüyor> ben bir kez yaşadım yani onu ben sana işte bak sorayım. Hı -hı. Ciddi soruyorum. Böyle Beyaz şeffaf bir cam çubuk düşünüyorum o düşün hı hı. <laughs> ki varlıktan nasıl anlatacağım? <laughs> düşünüyorum diyorum düşün hocam cam, tamam. cam. Tız diye böyle ucuna ozon veriyorlar yani cilde temas ettirdiğinde sivilceleri kurtuyor hiç görmüş mü olabilir yok musun? bilmiyorum gençleştiriyor kırışığı azaltıyor ya <laughs> o, onu bilmiyorum o bilimsel olarak ya? bakmak lazım bakmak ha, şimdi lazım. ben burada otururken öyle ee... Hani iyi oluyor. Biz de öyle ama... kandırdılar, bilmiyorum. Hayır, kandırma değil yani. bunun hakikaten bir bilimsel bir zemini ya. var mı, ona e, bakmamız lazım. Ama o... tabii şimdi bakayım deyince Google'a da yazdığın zaman, yok. o kadar çok yanlış bilgi yok, çıkıyor yok, ki. Yok yok, orada tabii, bizim hani burada çünkü yüklendiğimiz rol farklı sağlık programı olarak. Evet. E, biz ancak bilimsel olarak tespit edilmiş şeyleri burada paylaşmak durumundayız. Evet, o yüzden e, yine de e, yayını var mı diye her zaman bakmak <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> evet, bir bilgide. Evet. Peki, o zaman günaydınlara geçeyim mi hocam? Tamam bakalım hadi. Tamam bakalım. Evet bakalım kimler bizi nerelerden izliyor sevgili izleyiciler. Doktor'um yanında TV 360 Instagram adresimiz. Ee, Filiz Hanım günaydın. Ozzy ee, Ozi Altın günaydın. Burada demiş parmak kaldım. Dur dur dün çamlıoğlu evet. zili. Çok hafif oynatacağım. Çok şey yapıyor. Mikrofonu da çok engelliyor. Yalnız bir yani bütün kıyafetlerime zilin uyması. <laughs> Yoklama başladı sevgili izleyiciler. Günaydınlar saygılar efendim diyor Gülefer Hanım Paris'ten Göztepe'den Tülay Hanım günaydın Sevil Sezgin günaydın güzel insanlar diyor Tahsin Bey Osmaniye'den diyor bugün Murat Hoca'nın keyfi yok gibi duruyor kahkahasını özledik. Evet teşekkür ederim ya bir yandan biliyorsun aklım hastanede ya hmm. o yüzden ya sevgili izleyiciler inanın o kadar zor ki buraya hem işini çok sevdiği için hem sizi çok sevdiği için hem beni, bizi, ekibi, değil, evet, kendimizi evet. sıkıştırayım. Çok sevdiği için geliyor ama. Değil Arada hastalarla mesajlaşıyor. O işte reklam arası varsa mutlaka bir telefon çalıyor. Gerçekten zor. Bak izleyicimizin gözünden de kaçmıyor. Hemen kaçmamış. evet yani gerçekten Kim ediyorum. dedi onu? Ben benim önümde. Takibi al. Tahsin Kepir tamam. diye bir kullanıcımız. <laughs> Teşekkür ederiz. Emine Hanım, güzel günler. Sizin iki güzel insan. Çok teşekkürler Sebahat Hanım. Kıbrıs Girne'den yazıyor. Yoklamaya hazırız. Şahane insanlar. Şeyda Hanım Ankara'dan yazıyor. Buradayım. İyi ki varsınız. Hep olun inşallah. İnşallah sizlerde de hep olun. Pakize Hanım, Manisa'dan günaydın diyor. Güne sizinle başlamak çok güzel. Burç Deniz, Edirne'den günaydın demiş. Murat Hocama sorar mısınız? Spor yaparken günde 10 tane kadar yumurta yiyorum. Sakıncası olur mu? 10 yumurta biraz fazla. Kolesterol. Şimdi şöyle bakın e, yumurta yerken önemli olan şu. Herkesin vücudunun işleyişi esasında birbirinden farklıdır. Evet. Normalde kolesterolün şöyle bir özelliği vardır. Siz dışarıdan kolesterol aldığınız zaman karaciğer kolesterol sentezini üretmeyi azaltır. Yani dengeler kandaki kolesterolü. Fakat toplumun 20'si, %20'sinde yani kabaca 4 kişiden 5 kişiden birinde sen çok kolesterol aldığın zaman karaciğer sentezi durdurmuyor, üretmeye devam ediyor. Dolayısıyla kan kolesterolü çok yükseliyor. O yüzden mutlaka bir kan kolesterollerinize baktırın, ona göre karar verin. Yani siz dışarıdan kolesterol aldığınız zaman ki yumurta biliyorsunuz çok kolesterolü yüksek hmm. bir şey, çok kıymetli bir yiyecek besin ama öte yandan da hani her şeyin fazlası zarar, bunu da unutmayın. Bir bakın bakalım hani kan kolesterol düzeyleriniz nasıl gidiyor, trigliseritler nasıl, kolesterol nasıl. Ona göre karar verin. Nasılsa spor yap yapıyorum, yakarım diye de düşünmemek evet. lazım. Meral Hanım, evet böyle sorularda alabiliriz tabii ki. Ankara'dan yayınlar diyor. Necla Hanım İstanbul Etiler'den yazmış. Kilis, 3 yaşındaki oğlum kumandayı getirdi ve anne doktorları aç dedi. <laughs> Sahi mi? Ee, Özsun Ara... Aa, ama okuyamıyorum işte yahu. Özsun Araslan diye. Evet, i̇sminizi kenarına Süper. yazın mesajların Timur Özpak geç kaldım günaydın diyor Fatma hanım. Kavacıktan günaydınlar. Türkan hanım Norveç'ten yazmış. Bülent Bey tabii ki yazmış. 1 Mart'ta tahliye olacak mıyız? Merakla bekliyorum. <laughs> 65 yaş üstü için soruyorum demiş. Onların yasakları devam ediyor değil mi? Evet, Bak, evet. evet. Ama yapmadık. hafifleyecek. Sizin de hafifleyecek yani. Elif Hanım İzmir Ala'dan sevgilerim. Ne diyor? kucak dolusu sevgiler. Göktuğ günaydın güzel insanlar. Sivas çok soğuk. Evet Sivas soğuk olur. Günaydın mutlu sabahlar Ankara'dan. Resmen bağımlılık yapıyorsunuz. Hakiki Hanım en büyük özelliğimiz. Dün mesaj atamadım. Çok üzüldüm. Kendimi suçlu hissettim. Sizi izlemek büyük keyif demiş. Pınar Hanım günaydın. Çocuklar derse girdi. Çayımı aldım. Sizi izliyorum. Saadet Ökten. Nilgün Hanım. Koca Külah. Köknur Hanım. Kübra Hanım. Birazdan devam edeceğim. Nerede kaldım? Kübra Güzel, Kayseri. Günaydın, çayım elimle sizi bekliyorum demiş. Evet, haberlerle devam edelim. Bugün sizden gelenlere de yer vereceğiz. Doktor Miyonu'nda TV 360'tan sorularınızı gönderebilirsiniz. İsrail'den Finlandiya'ya gideceğiz. Almanya'ya, İspanya'ya gideceğiz. Haberlerimiz oradan geliyor. Finlandiya, Almanya... İspanya Birleşik Krallık ve ABD'li araştırmacılar tarafından Ortalama bir insanın 73 yaşında hayatını kaybetmesi hesaplamasıyla yapılan araştırmada Covid-19 sebebiyle ölen kişilerin ortalama 16 yıl daha az yaşadıkları açıklanmış. Covid-19'dan erkeklerin kadınlara göre %44 daha fazla etkilendiği tespit edilen araştırmada 55 ila 75 yaş arası kişilerin Covid-19'dan en çok etkilenen yaş grubu olduğu belirtildi. böyle de araştırmalar tabi tarihe geçecek şimdi Covid-19'la yani işte bak düşünsene hani e, hiç akılda olmayan bir enfeksiyonun ortaya çıkmasıyla birlikte insanların vefat edenlerin 16 yıl esasında daha yaşayabilecekken dünyaya veda ettiklerini gösteren bir çalışma. E, çok ciddi tabii ki bir veri aslına bakarsan burada onu çok net olarak görüyoruz. Hani ha, bazen deniyor işte ya işte grip de öyle oluyor böyle oluyor. Hmm. İşte yani şunları gördüğün zaman e, gerçekten tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu çok daha net Bence anlıyoruz. Yani 16 yıl bir insanın ömründen ömür çalmak demek aslına bakarsan. Dolayısıyla e, çok büyük sıkıntı. Evet kimler kimler gitti. Nasıl e, bunlar yazılacak işte kitaplara, filmleri çekilecek, durun daha neler olacak kim bilir. Evet. evet gelelim en velilerin merak ettiği konuya şu yüz yüze eğitim ne olacak 15 Şubat'ta. Köy okullarında tam zamanlı 5 gün e, okullar açıldı evet ama şehirlerde ne oldu, ne olacak? Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk'un hemen e, bilgisini aktaralım size de. E, sınavlarla ilgili özellikle böyle ikiye bölünme var. Yüz yüze yapılacak sınavlar için salgın tedbirlerine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamış. Bakan Selçuk sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla arttıracak dedi. Yani şöyle sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla arttıracak. Bizim de durumumuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik ifadelerini kullanmış. Yani sınavlar neden ertelenmiyor cevap olarak erteledikçe bilgiler yığınla yükselecek. Böylece sınava hazırlık daha da zorlaşacak hazır azken sınavlar olsun diyor Ziya Selçuk. yani geçen seneki tecrübemize bakarsanız ben Çünkü birebir yaşadığım için hani net söyleyeyim evet, hem da... üniversite sınavı hem hmm, LGS evet, Hani hakikaten alınan önlemler yeterliydi ve bildiğim kadarıyla hani sınavla ilgili bir bulaşma problemi de yaşanmadı orada çok net olarak hani işlem şöyleydi biz çocukları götürdük zaten kapıya kadar götürebiliyorsun... Hı -hı. Hani binanın kapısına değil uzağında zaten bırakıyorsun Çocuk kendi gidiyor. Önce bir e, dezenfektan veriyorlar. Dezenfeksiyon yapılıyor. Maskesi değişiyor. Eski maskeyi atıp yeni maske veriyorlar. Ha çünkü hmm. hani çocuk mesela getirirken e, maskeyi bulaştırmış olabilir veya saatlerdir takıyordur. Hmm. E, dolayısıyla hani maske değişimi ne kadar düşünülmüştü? E, el şey mutlaka verildi. İşte kendi kalem tıraşı, kalemi. Hmm, evden silgisi. getiremiyor. Tabii tabii hayır. Evden hmm. hiçbir şey getirmiyorsun. Dolayısıyla e, oturma sırasında da herkes birbirinden uzak oturtulmuş öyle söyledi e, kızım ve oğlum da dolayısıyla hani burada e, bir bulaşma riskinin minimize edildiği çok e, azaltıldığını onu çok net olarak söyleyebilirim açıkçası e, hani bir yandan da tabii hayatın da devam etmesi gerekiyor evet. özellikle böyle ciddi işlerin çünkü bu domino taşı gibi olan bir şey hani sınavları ertelediğin zaman nereye kadar erteleyeceksin e, eninde sonunda bu sınavların okunması gerekiyor değerlendirilmesi gerekiyor e, Öğrencilerin okullara yerleştirilmesi gerekiyor, kayıt süresi, kayıt süresinden sonra okulların açılması vesaire. Yani bunların hepsi zaman gerektiren şeyler. Çünkü bir de şunu düşünmek lazım, bu tür resmi işlerde bir itiraz olduğu zaman hani bir erteleme, iptal vesaire olduğu zaman senin önünde de bir zamanın olması gerekir ki onu adapte edebilirsin. Evet. Bulaş riskinden ziyade ben bu itirazların hazırlanamamadan kaynaklandığını düşünüyorum. Hani bize virüs bulaşır diye değil de Zaten online eğitim aldık. Konuların hı hı. üstünden geçemedik. Bir de sınava nasıl gireceğiz? Hangi eğitimle gireceğiz gibi bir kaygı var. Evet ama herkes sonuçta da. aynı dertten müzdarip yani oldu. Yani evet. kimse hani ekstra okula gidip de bunu telafi etmedi. Yani bildiğimiz kadarıyla öyle en azından. Çünkü kurslar falan da kapalı. Tabii tabii. Kapalı ama işte şey, ertelesen ne olacak? Bu sefer dersler artacak dediği evet. Doğru. Sayın Bakanımızın. O nedenle sınavlar yapılacak bir yüz yüze vaktinde herhalde değil bir erteleme gördüm. söz konusu evet. değil gibi. Şimdi yine ebeveynleri ilgilendiren bir haberimiz var. Bunu zaten aslında en başından beri çok eskiden beri bilirdik ama e, burada tabi daha ciddi sebepleri e, araştırmalar sonucu onaylanmış. Özel günler için farklı renklerde üretilen sentetik gıda boyalarından elde edilen yaş pastalar çocuklarda hiperaktivite bozukluğuna, bağışıklığı güçlü olmayan kişilerde deri dökülmesi, astım, kanser gibi rahatsızlıklara yol açabiliyor denmiş. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu gıda boyalarının son zamanlarda çocukların, yetişkinlerin bilerek ya da bilmeden tükettiği bir ürün haline geldiğini bahsediyor. Pasta, dondurma, meşrubat yapımında kullanılıyor. Yani hepimiz zaman zaman alıyoruz. Çocuklar çok seviyor. Bitkisel veya hayvansal ürünlerin renk pigmentleri alınarak elde edilir. Doğal gıda boyaları. Onları kullanmayı önermiş. sentetik gıda boyasını da ayırt nasıl edeceğiz? İşte arkalarına okuma alışkanlığımızı edinmemiz lazım. Yani ürünlerin arkasındaki o etiketleri hı hı. okuyalım. Yani e, hatırlıyor musun? Geçenlerde şey konuşmuştuk. Aşırı <laughs> işlenmiş gıdaların Yarattığı problemlerden konuşmuştuk hem e, kalp damar hastalıklarını hem de kanser e, hmm. riskini arttırdığı yönünde. Hani aşırı işlenmiş demek ne demek dediğimiz zaman da hani şöyle arkasına işte paketine bir bakın e, çok aşırı can canlı içinde çok işte o var bu var şu var bu var diyen gıdalardan biraz uzak kalın demiştik. E, dolayısıyla bu da bildiğimiz şeylerden bir tanesi. Bir e, besin ne kadar işlenmişse sağlık için o kadar zararlıdır. Bunu artık çok net olarak biliyoruz. Mümkün olduğu kadar işlenmiş gıdalardan uzak kalmak gerekiyor. Bu çok artık net. E, gıda boyaları tabii ki hangisini kullandığın çok önemli. Nerede üretildiği çok önemli. Hani Bunların hepsi e, kontrolden geçmiş olmalı. Aksi takdirde e, böyle çok çekici görünen yiyecekler aslında sağlığımız için zararlı olabilir. Salam sucuk için ne söyleyeceksin hocam? Hiç bunu konuşmadık da biz... Aslında bir gün böyle şey istiyorum bu 50 öneriyle 100 yaşına kadar yaşama evet. o kitabın var ya senin. Evet. Onun böyle içinden hani yorma bizi okumayalım <laughs> diyeceğiz. ah Selda ah. <laughs> Sevgili izleyiciler Murat Hoca'nın çok güzel bir kitabı var. Bak şimdi şimdi de gönlümü alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Okudum ayrıca ve içindeki e, güzel bilgileri paylaşsak diyorum. Mesela şu sucuk, sucuk sosise bir değinir misin? Çocuklar çok sever. Evet. Ailelerde aman işte yesin sonuçta hayvansal gıdadır, ettir. proteindir, ettir der yedirir. Ama bir sosis, bir sucuk da işlenmiş bir şarküteri ürünüdür. Evet. Ee, ya şimdi şöyle, e, özellikle senin söylediğin gibi sosis ve salam aşırı işlenmiş gıdaları örneklerden bir tanesi hı. ve e, maalesef çok suistimal edilen örneklerden bir tanesi çünkü. İçinde ne olduğunu asla tam olarak bilemezsiniz. Ee, o hani sosis yapılırken hayvanın nereleri kullanılıyor, atık bölgeleri mi kullanılıyor vesaire. Orada bir sürü şey var evet. açıkçası. Düzgün yerde yapılmadıysa tabii ki arada salam ve sosis tüketebiliriz. Yani, ama çok düzenli bir şekilde sürekli tüketmek, e, her kahvaltıda tüketmek bunlar sağlıklı değil. Özellikle bu tür işlenmiş gıdalar mide kanseri gibi ciddi hastalıklara yol açabiliyor. Sosis keza öyle, salam çocuklarda. keza öyle. Ee, çocuklarda da yani bir şekilde senin hani epigenetik demiştik ya... ...yediğin esasında bazı genlerin işleyişini değiştirebiliyor. İşte salam ve sosis bunlardan bir tanesi. O yüzden çok uzun dönem bu tür etkenlere maruz kalmak... ...çocukluk çağından itibaren bunlara maruz kalmak... ...senin ileride yetişkin olduğun zaman sağlığını tehdit edebilir. Sucuk için bence olay daha farklı. Sucuk özellikle e, hani... İyi yerlerde yapılan sucuklarda e, çok ciddi bir problem yok, onu daha rahat tüketebiliriz mesela. Hmm. Ama sosis salam hakikaten sigara kadar sağlığa zararlı. Ha işte şimdi işin ciddiyetini anladık sanırım sevgili izleyiciler. Evet şimdi sizden gelenlerle devam edeyim. Sizden gelenlerin ilk sorusunu da ben sormuş oldum. Yani azıcık o kadar olsun. Ha niye yayın dışında sormuyorum? Herkes bu cevabı işe yapsın diye değil mi? Ee, değerlendirsin faydalansın diye Şimdi eminim yönetmeyimiz Rahşan bekliyor ki Ben sorumuz gelsin diyeyim Tamam Rahşan bir daha yapmayacağım ama bir kez daha yapayım Sorumuz gelsin Geldi Yürüyüş yaparken ayağıma sık sık kramp giriyor Neden olur? Beslenmenin etkisi var mıdır? Yani ayağınıza sık sık kramp giriyorsa bir dolaşım problemi olabilir ya atardamar ya toplardamar tıkanıklığı da olabilir. Beslenmenin etkisi de şöyle: magnezyum en fazla, magnezyum ve, magnezyum ve kalsiyum en fazla e, suçlanmış mineraller burada. Ama görüldüğü kadarıyla hani magnezyum takviyesi yapmanın ya da kalsiyum takviyesi yapmanın yapmanın eğer gerçekten bir eksiklik yoksa çok da bir etkisi yokmuş gibi görünmüyor. Peki, sıradaki soruya. Hem... Bence artık şeye geçelim. Ha öyle mi geçelim? Konumuza geçelim. Artık konumuza geçelim. Ya saat söylemeyin bana, bana direkt direktifi ver. <gülüyor> <gülüyor> şu saat şu oldu deyince ben direkt sizden gelenlere devam ediyorum. Evet, sorulara devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Yarın sizden gelenlere devam edeceğiz. Sizler yollayıp gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz Instagram adresimize. Doktorum yanımda devam ediyor. Sıkça karşılaştığımız karın ağrılarının sebepleri nelerdir? Karındaki dayanılmaz ağrıların nedeni apandisit olabilir mi? Apandisit nedir? Vücudun neresinde yer alır? Apandisit ağrısı nasıl ayırt edilir? Tedavi edilmemesi durumunda ne olur? Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Yaşar Özdenkaya, akut karın ağrıları ve apandisit hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında doktorum yanımda devam ediyor. Hemen konuğumuzu davet edelim. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Yaşar Özden Kaya bizimle beraber. Buyurun Yaşar hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle ortamızı alacağız sizi. Teşekkürler, merhaba hoş iyi geldiniz. Yayınlar. Teşekkürler hocam. Nazik davetleriniz için tekrar teşekkür ederim. Ne demek biz teşekkür diye. ederiz. Biz teşekkür, ederiz. teşekkür ederiz. İyi misiniz? Covid ile nasıl aranız? Sizin nasıl? Valla Covid ile ilgili bir sıkıntımız olmadı şimdiye kadar. Aşılarımız Hı, da oldu. Yaşamadınız siz değil mi? Ya, evet. Yani, yani erkekler daha da şanssız ya. Bir de sağlık çalışanı olunca. E, akla direkt acaba o kendisi de yaşamış olabilir mi sorusu geliyor. E, o zaman hemen başlayalım hocam. Biz şimdi tabii sıkça karşılaştığımız karın ağrılarından bahsedeceğiz dedik. Hep karıştırılıyor. Bazen basit bir gaz olabiliyor, değil mi? Ama bazen Genellikle. çok ciddi bir hastalığın habercisi olabiliyor. Yani Hiç ne o... zaman ciddiye almak lazım aslında? Bir He. onunla başlayalım mı? Çünkü tabii. hani hepimizin başına karın ağrısı geliyor. Çocuğumuz geliyor. Diyor ki ya karnım ağrıyor işte. Hani hastaneye ne zaman götürmek lazım? Ne zaman ciddiye alalım? Yani tabii ki toplumda insanların A, karnının ağrımadığı hiçbir zaman olmamıştır. Evet. Ee, mutlaka hayatlarının bir döneminde bu sorunu yaşamışlardır. Genellikle 6 saati geçen ağrılar bizim için önemlidir. Yani ağrı e, zaman içerisinde artmaya devam ediyorsa Hı. ve e, hayatta bir takım kısıtlıklara yol açıyorsa, hareket etmesini engelliyorsa, yemek yemesinin önüne geçiyorsa e, bunları dikkat etmek lazım, dikkate almak lazım. Bir de uç yaşlarda önemli. E, hı hı. karın ağralar özellikle küçük yaşlarda karın ya yani çocuklarda ve ileri yaşlardaki yaşlarda e, çocukların e, devam eden ağrıların en sık sebebi gaz aslında hepimiz evlatlarında yaşamışızdır geceleri kalkıp ağlamalar evet. bunlar kolik tarzında kramp tarzında ağrılar hı hı. bağırsak hareketlerinin artmasından dolayı ya da bağırsak gazla beraber gerilmesinden dolayı olan ağrılar e, bu tür ağrılar genellikle kısa sürede geçer hı hı. ama tekrar eder geçip Tekrar, e, tekrar ortaya çıkan ağrılar çok önemli değil ama sürekli kendini ortada hissettiren ağrılarda dikkatli olmak lazım. Evet. Peki o zaman e, karın ağrısı olunca tabii ki endişeleneceğiz e, yeri geldiğinde ama onları nasıl tarif etmek lazım? Yani şimdi gaz ağrısı ile apandisin mutlaka farklıdır herhalde evet. ağrıma şekli. Ama sonuçta hepsinin başlangıcı karın ağrısı şeklinde. Hmm. Yani dediğim gibi ağrıları... Ee, başladıktan sonra kısa süre içerisinde geçip sonra tekrar ortaya çıkıyorsa çok dikkate almayabiliriz. Yani tamamen geçen bir karın ağrısı önemli bir soruna yol açmaz. Ama süreklilik arz ediyorsa, hiç geçmeyip artma azalmalar gösteriyorsa bu ağrıya dikkat etmek lazım. Şimdi baktığımızda karın ağrılarını oluşturan dört mekanizma var aslında karnımızda. Hmm. Organların herhangi bir sebeple enfeksiyon kaynağı e, sebebiyle iltihaplanması bir ağrı sebebidir. Bunların en sık bindeni apandisit ve safra kesi iltaplanması toplumda da görülen. Hmm. Daha sonra bir gaz ya da yediğimiz işlenmiş fazla gıdalardan dolayı e, bağırsakların şişip genişlemesi gerilme tipi ağrı yapar bu da. Hmm. Bu da sık karın ağrısı sebebidir. Bu da gaz ağrılarını oluşturur. Daha sonra hepimiz ishal olduğumuz zaman yaşamışızdır. Böyle kramp tarzı çok şiddetli ağrılar olur. Hmm. Bunlar da kasılma ağrıları. Bağırsakların ya da iç organların aşırı hareketinden, normalden daha farklı ve daha hızlı hareketinden dolayı ortaya çıkan ağrılardır. Ee, sonuncusu da kansızlık ağrısı. Yani e, Murat abi tabi bu konuda çok tecrübelidir. Neyse. Bağırsakları besleyen atar damarlarda ya da toplar damarlarda oluşan bir tıkanıklık ya da bir e, daralma neticesinde ortaya çıkan organı beslenmenin e, sorununa bağlı karın ağrıları. Hmm. Bu mekanizmalardan bir tanesi ciddi sorun oluşturur aslında e, ağrı olarak ama... Ameliyata gidecek, ameliyat edilmesini gerektirecek ağrıların çoğu genellikle 6 saati geçen ağrılardır. yani aralıksız ağrıyacak. Ağrı kesicinin yeri nedir? Karın ağrısında. Mesela karın ağrısında hemen bir şey, eee Ağrı kesici alalım, almayalım? Evet. Hmm. Ya aslında şöyle, eskiden tabii çok korkardık. Karın ağrısı aman ağrı kesici almayın. Ağrının karakterini değiştirir. Şöyle aslında bu genel olarak doğru ama hiç almamakta ben önermiyorum açıkçası. Bu birazcık e, kişinin ne kadar ağrı çektiğiyle alakalı. Eğer hasta çok şiddetli ağrı çekiyorsa bir kere mutlaka hem uygun şartlarda muayene edebilmek için hem de hastayı birazcık daha sakinleştirebilmek için bir ufak dozda olsa bir ağrı kesici vermekte fayda var. Bir de gerçekten hani böyle ciddi bir problem olsa zaten o basit ağrı kesicilerin etkisi kesinlikle. de olmuyor yani. Tam hani da değil mi? onu söyleyecektim. Çünkü ciddi problem olan karın ağrılarında ağrı kesiciler kesinlikle ağrıyı ortadan kaldırmaz. Ancak daha katlanabilir ve hastayı birazcık daha rahat edebilir, hmm. bir hale getirebilir. Ee, sizin koyacağınız tanıya yönelik bir şey değiştirmez. E, Apandis'e geçelim mi? Çünkü Aynen. o en sık görülen karın e, ağrılarından Ağrısı, biri de, ve özellikle cerrahi gerektiren en sık nedenlerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Karın ağrı, yani ben öğrenciliğimde hocalarımdan hatırladığım bir anekdot vardır. Karın hmm. ağrıları içerisinde apandis tabii ki sık görüyoruz ama cerrahinin hem en kolay hem de en zor Tanık olan hastalığıdır yani. derlerdi. Yani Gerçekten evet. öyle. Yani her şeyi taklit edebilir, her türlü başlayabilir. Asla klasik bir başlangıcı, klasik bir seyri yoktur. Onun için dediğim gibi, yani süre olarak biraz uzun e, olan karın ağrılarında mutlaka akla getirilmesi lazım. Şöyle başlıyor karın ağrısı, e, apandistin karın ağrısı. Önce müpen bir, belli belirsiz bir karın ağrısı. İşte hı hı. gün içinde bir huzursuzluk. Cık, ne oluyor? Acaba gaz mı var? Bir şey, yediğim bir şey mi dokundu şeklinde. Ama daha sonra ağrı karının Apandistin olduğu bölgeye doğru iniyor. Hı hı. Böyle Çok... bir klasik şeyi var, yerleşimi var. Yani apandist olan bir hastanın karnının sol üst tarafı ağrımaz. Hı hı. Ama karnın her iki alt tarafı ağrıyabilir ama özellikle bulunduğu bölge itibariyle sağ alt tarafı ağrır. Bu arada tableti de ben e, rica edeceğim. Hoca bir yandan anlatırken ben hem apandiksin yerini göstereceğim burada. Hem de böylece e, hangi bölgede olduğunda ağrının evet. gösteririz. Evet. Aslında apandiks kalın barsan sonlandığı nokta ben hemen şurada gösteririm. Ben de evet. ee, şey sormak istiyorum ben işte. Mesela apandis ameliyatı, apandiks mi dediniz hocam az önce? Organın evet. adı. Hmm. Apandisit iltaplanmış ha. organın adı. Şimdi biz, mesela ben de apandis ameliyatı oldum. Onu aldılar. Diyorum ki madem ha. alınacak iş ne işe yarıyor? Neden <gülüyor> var? <gülüyor> ya çok zor soru. Hala evet. cevaplayamadım bu Şöyle, yani apandiksin savunma sistemiyle alakalı bir destek görevi var. Hala net tam... Hmm. ya yani eminim fonksiyonu yok bağırsaktaki diğer organlar gibi ya yani ince bağırsak gibi kalın bağırsak gibi bir şey yok kör bağırsak derler ee, evet hı hı. <laughs> yani terimiz öyle de evet. ince bağırsakla kalın bağırsak birleşim yerinde ya yani ince bağırsak sonlanıp kalın bağırsak olarak başladığı yerde küçük bir e, bağırsak segmenti diyelim uzunluğu çok değişken olabilir ama şöyle içerisinde varlan küçük bir e, dışkı dolaşımı yani sonuçta bağırsakların içerisindeki hı hı. muhteviyat oradan da dolaşıyor bunu tıkayacak herhangi bir sebep. Mesela e, bazı insanlar e, meyveleri çekirdeğiyle yerler. Kirazı ya da işte eyleği evet, falan. Evet mesela çekirdek çitleriz ya. Evet. Onu da mesela çocukken kabuğuyla yemeyi severdim. Evet. Çocuklar sever öyle şeyleri. Derlerdi yani apanist olursun yeme. Kör bağırsan tıkanır <gülüyor> yeme. <gülüyor> Çok büyüklerin de olabilir. varmış bir bildiği evet. yani, yani o eskilerin. E, Tecrübeler... Hmm. Yani sebep oluyor mu bu işte? Ya işte Karpuz oradaki dolaşımı tıkayacak bir tıkaç. Bu hmm. dışkı taşı da olabilir. Yani yediğiniz içtiğiniz bir gıdanın sert bir halde hmm. bağırsak içerisindeki hareketinden dolayı oranın tıkanmasından dolayı ortaya çıkar. evet e, İntihaplanması yani apandisit olması kötü bir şey mi? Ya şöyle tabi başlangıçta kötü bir şey değil. E, ama zaman geçtikçe ve tanı konma süresi uzadıkça içeride bir takım sorunlara yol açabilir. Bunlardan en önemlisi patlaması dediğimiz hmm. içerideki iltihabın karın içerisinde yayılması bu kısa vadede ve uzun vadede bir takım sorunlara yol açabilir. Yani hastanın sepsis dediğimiz vücut e, zehirlenmesine yol açacak, çalışma düzenini bozacak, işte tansiyonunu bozacak, efendime söyleyeyim em, e, yoğun bakımlara kadar düşürecek bir takım e, bozukluklara yol açabilir. Uzun vadede de var olan iltihabın her ne kadar temizlense bile karın içerisindeki yapışıklıklar dediğimiz hmm. e, sonuçlar oluşturması nedeniyle ileride tekrarlayan Hı -hı. karın ağrılarının sebebi de olabilir. Evet. Bizim e, ben asistanlığım döneminde bütün apandisit vakaları açık cerrahi yapılırdı. Ama sonrasında sizler tamamen artık onu da kapalıya çevirdiniz. Evet yani gelişen teknolojiyle beraber hem hastaların konforu hem de gerçekten alanın çok iyi hakim getirebilmesi için laparoskopik yöntem ameliyatları yani kapalı ne yöntem güzel. ameliyatları çok Hı -hı. avantajlı. Hı -hı. Çok kısa sürede hastanın hem ağrısının hem de e, sosyal hayata dönüşünün e, önünü açıyor bu ameliyatlar. Tabii bir de gelecek için yani ergen olacak anne olacak. mesela şimdi biz şu kadar bir dikişle geziyoruz hocam. Yani <laughs> evet, o yıllarda evet. 13 yaşındaydım ben. <laughs> Apalsin bir yaşı var mı? Ben dikkat ediyorum. Hep o yaşlarda oluyor çocuklar. Genellikle 12 13 14. Ya yani şöyle genç hastalığı doğru hmm. ama 20 30'lu yaşlarda en sık pik yaptığı dönem. Hmm. Ama çocukluk çağında da e, sık görülen en sık görülen karın ağrısı zaten. Ee, şöyle çocukluk çağında tabii bir takım hastalıklarla beraber yani e, bizim metabolik dediğimiz yani sistemin çalışmasındaki problemler de bir sürü karın ağrısı yapabilir. İşte vücutta biraz üresi yükselir çocukların. Hmm. Böbrek yetmezliği ile ilgili sorunları varsa onlar da karın ağrısı yapabilir. Ya da işte FMF dediğimiz ailevi akdeniz ateşi denilen hastalıklarda da karın ağrıları olabilir. Bu ağrılardaki e, bazen e, ayırt etmek için ameliyat yani mesela görüntüleme yöntemleri yapıyorsunuz. Şimdi eski, eskiden şöyleydi mesela muayene ederdik şüphelenirdik hastayı takibe alırdık. Bulgular çok net değilse tekrarlayan muayeneler yapardık. İşte 6 saat sonra bir daha bakardık ama şimdi tabii ultrasonografi ve tomografi gibi çok ileri görüntüleme yöntemlerimiz var. Hastayı değerlendirdikten çok kısa bir süre sonra fiziksel olarak sorunu da ortaya koyabiliyoruz. Ama bazen bunu da yapamıyoruz. Hastanın şiddetli karın ağrıları ortaya koyamadığımız fiziksel bir anormallik olmadığı zaman tanısal amaçlı... E, laparoskopi dediğimiz karnın içine girip karın içini değerlendirdiğimiz bir e, yöntemle de yani içeri girip kamerayla bakıyoruz kamerayla bakıp, esasında öyle teşhiste koyabiliyoruz bazen apandiste evet yoksa A evet hocam bu. E, apandisit ameliyatından sonra kişinin nelere dikkat etmesi lazım şöyle aslında nekaat dönemi geçtikten sonra çok önemli değil yani ameliyat tabi açık da olabilir yani her zaman kapalı yapacağız diye bir şey olmuyor bazen teknik sebeplerle açığa dönülebiliyor içeride e, sorundan dolayı yani o iş 4 haftalık dönemde yaraların iyileşmesi sağlanana kadar çok ağır fizik aktivite göstermeden günlük hayatını çok rahat ortaya koyuyor. Bir de herhalde apandisit ameliyatı olduğunu bilmesi gerekiyor hastanın. Kesinlikle. Çünkü şimdi eskiden sen ameliyat olmuşsun ya. Biz muayene yaparken şuradaki kesiyi gördüğümüz zaman biliyoruz ki sen apandisit ameliyatı olmuşsun. Bazen çünkü kişiler bilmiyor Nasıl yani ameliyatı ya? Ne diyor? Çok doğru. Bilmem. Bir evet ciddi söylüyorum. Apandisit evet. ameliyatı olduğunu veya e, bilmeyen kişiler var. Yani anlamadım Doğru mu? hocam şey Doğru. mi diyor bir ameliyat oldum ama ne olduğunu bilmiyorum. Evet ve diyor. apandis ameliyatı oldum mu diyorsun bilmiyorum hmm. diyor hasta. Yani beni bir ameliyat ettiler mi aldılar mı bilmiyorum diyor. Şimdi laparoskopi de tabii kesi yerleri farklı olduğu için evet, yani orada iş daha da karışıyor. Biz de anlayamayız ameliyatın yani. Ameliyatın ne sebeple yapıldığını ortaya koyuyor bazı kesiler. İşte mesela hmm. sezaryen kesileri olur ya e, apandis de onun gibi belirleyici bir kesiydi ama şimdi sadece küçük 3 tane delik açtığımız için Hangi Belli bile olmuyor. Zaten İz kalmıyor amel. ki yani çoğunlukla. Evet. Evet. Ama anne baba olarak karın ağrısı duyduğumuzda çocukta hemen ilk endişe o oluyor. Ben Apanist de o olmasın. oldu yani. Evet. Yani olabilir mi? Son raddeye kadar belirtilerine de hemen geçeceğiz. Hı hı. Ee, i̇şte bacakta kasılma, dudaklarda morarma, istifra. Bak bunlar benim yaşadıklarım. Dün evet. gibi hatırlıyorum. Çünkü şöyle oluyordu Acile gidiyorsunuz gaz ağrısıdır deyip bir serumla rahatlanıyor, rahatlıyor çocuk eve gidiyor. Ben üç kere gidip eve yani eve gittik, geri gittik, hı hı. geri gittik en sonunda artık ve herkesin hikayesi şudur. Tam patlamak, patlamak üzere. <laughs> Ama onun altındaki sebebi de ben öğrendim. Gerçekten dedim ki herkesin kimi patlamak üzereydi. Evet. Finalde de şey dediler bana. Çünkü apandisit patlamak üzere olmadan teşhis edilemiyor. Doğru mu? Ya işte şöyle seyir önemli. Yani sizin hangi seyirde hastayı gördüğünüz önemli. Tablo oturduysa şimdi apandisteki süreç şöyle. O içerideki sirkülasyonu tıkayacak bir tıkaç. Geride bir sıvı hapsine. O sıvı hapsiyle beraber içeride şişkinliğe ve apandistin duvarında, apendiksin duvarında şişmeye yol açıyor. O şişmeyle beraber bir ağrı ortaya oluşmaya başlıyor. İşte bu bizim somatik ağrı dediğimiz belirsiz ağrı. Yani bir şeyler var bir huzursuzluk var ama ne olduğunu tam isimlendiremiyoruz. İlerledikçe mik sonuçta mikroorganizmalar bir sürü. E o mikroorganizmalar vücut içerisinde kan'a karıştıkça ve o bölgeyi daha ödemleştirip şişirdikçe bu sefer daha lokalize olmaya başlıyor ağlı ve apandis şişiyor. Yani biz fiziksel olarak apendiks'i gördüğümüzde zaten e Mesela küçük bir apandis neredeyse iki katı genişliğe ulaşmış hmm. olabiliyor. Yani işte şişmiş patlamak üzere olmak lazım. Klinik tablo oturana kadar hakikaten çok müpem oluyor. Evet. Yani Patlama... Bakıyorsun çünkü mesela ki, çocuk diyor ki ya şuramda böyle bir şey var. ama Şüphe var ama emin heh, değilsin. Ama oturmamış gider. Çünkü o genellikle şey ağrı olacak. belli zaman sonra e, buraya oturuyor. Bence en önemli şey ne biliyor musun? İştahsızlık. Ya. Hmm. Çok doğru söyledin. Murat abi. Evet. Şöyle genellikle var önemli karın var. ağrıları e, vücuttaki var olan... Sorun nedeniyle bağırsak hareketlerinde azalmaya yol açtığı için gıda intoleransı oluşturur. Dolayısıyla insanlar da bir şey yemekten kendini alıkoyar. Yani yemeyeyim, yemeyeyim, evet. canım bir şey istemiyor tablosu ortaya çıkar. Hmm. Sonra bu e, eğer yerse de kusar. E, genellikle önemli karın ağrılarında ağrıdan sonra kusma ortaya çıkar. Çok önemli olmayan karın ağrılarında ise kusma önce olur. Mesela bir gıda yemişizdir. Hmm. E, almışızdır. Bizi rahatsız eder. Gıda intoleransı dediğimiz, gıda zehirlenmesi dediğimiz şeylerde kusma öncesinde olur. Hasta rahatlar ama o aldığı gıda nedeniyle de birazcık karın ağrıları ortaya çıkar. E, bunlar genellikle önemsiz ağrılardır. Kusmanın ağrıdan sonra olduğu ağrılar e, genellikle önemli ağrılardır. Çünkü bağırsak hareketleri azaldığı için muhteviyat ilerleyemediğinden bağırsaklardan geride birikip e, kusma refleksini ortaya çıkarır. Hmm. Mesela bağırsak düğümlenmeleri. Yani önemli bir hmm. karın ağrısı sebebidir. Özellikle Neden ileri yaşlarda. hocam? Şöyle yani düğümlenme lafı tabii eee <laughs> kurdele falan anlamıyla değil. kurdele şeklinde. <laughs> Şöyle işte biraz önce de dedim ya bağırsak yapışıklıkları dediğimiz yani karın içerisinde oluşturduğumuz her travma küçük ya da büyük gene küçük ya da büyük yapışıklık dediğimiz bağırsakların birbirine, bağırsakların çevre organlara, karın duvarına böyle bantlarla asılmalarına yapışıklık dediğimiz şeylere yol açar. E, bunlar bir süre sonra bağırsağın içerisindeki hareketin ee, kısıtlanmasına hatta bazen de tam durmasına sebep olur. Yani kum saati gibi de olabilir. Mesela gıda yukarıdan aşağı inerken o kum saatinin dar alanına geldiğinde bir zorlanma, bir kramp tarzı ağrı yaşar hmm. hasta. Ama orayı geçince rahatlar. Hmm. Buna geçici kramp tarzı ağrı deriz. Mesela bu ileri yaşlardaki damar sertliğindeki hastalarda da olur. Ee, i̇şte bağırsakları besleyen damarlar artık iyice daraldığında yemek yedikten sonra bir karın ağrısı olur. Hastalar iştah daha doğrusu hastalar yemekten kaçınır. Çünkü yemek ağrı oluşturduğu için e, hastaların bir süre sonra zayıfladığını görürsünüz. Bir de bakarsınız değerlendirmelerde bağırsakları besleyen atar damarlarda daralma ve bu damarlara yönelik girişimler yapılması gerekebilir. Hmm. Yani işte içerideki bağ, organların iltihaplanmaları genellikle ameliyatta çıkartıp düzeltebildiğimiz sorunlardır ama bazen fonksiyonel karın ağrıları dediğimiz işte kramp'lar, gazlar hmm. efendime söyleyeyim yediğimiz yemekler nedeniyle e, oluşan ağrılar bunlar zaman içerisinde kendinden geçen ağrılar bizim evet. çok müdahil olmadığımız ağrılar. Apansin belirtilerine bir göz atalım mı beraber? Tabii memnuniyetle. E, sevgili izleyiciler, Apansin belirtileri nelermiş bakalım. Son ana kadar tabii ki belirti deyince e, hemen böyle patlamak üzereydi den önceki <laughs> süreç e, <laughs> evet. ne oluyor hocam? Ne ateş mesela değil bence önemli bulgulardan. Bir tanesi, bence ne oldu? Ateş. ateş? Yok bir kere karın ağrısıyla başladı tamam. Apansin. İşte karın ağrısı başladı. Müphem karın ağrısı giderek ilerledi. Ortaya e, iştahsızlık çıktı. Bazen işte kusma da olabilir. Hı hı. Ondan sonra e, ateş ortaya çıkar. Çünkü iltihabi bir durumdur. Mikrobik bir sorundur hı hı. Sırayla gidelim. Hafif ateş. Hafif ateş. Ee, sonra ne olur e, apandis? Bu arada apandis mesela böyle ağrıdı, geçti, üzerinden 10 ay geçti, bir daha bir başladı gibi böyle yavaş yavaş mı gelir? Yok, yok. Genelde yok, şey apandis tamam. iltihaplanmasına e, yaşayan hastalar günler içerisinde mutlaka ameliyatı olur. Yani biz ben anlamadıysam başka bir doktora gider. <laughs> Bu Oldu doktor anlamadı. Geliyor diye. Geliyor yani. Bir de evet. tabi burada hani sonra demek doğru olmayacak orada. Bunlar böyle belli bir sırayla da olmuyor. Tabii. Onu tabii, hani son, tabii, tabii, tabii. söylediğimiz evet. belirtileri hani ondan sonra bu olur, bundan sonra bu olur şeklinde yorumlamayın. Genellikle, bazıları olabilir, bazıları olmayabilir tabii. de bu arada. Kişiden kişiye de çok, çok değişiyor. Doğru. Ha, mide çok çok belki doğru. Çok doğru. İşte onun için hem en kolay hem en zor cerrahi hastalığıdır apandisit. O yüzden apa de? zor olur. Ama tabii. genellikle söylediğimiz bu belirtiler genellikle olurlar. Ee, ateşin ortaya çıkması durumun birazcık daha ciddi olduğunu gösterir. Vücut tarafından reaksiyonel bir cevaptır ateş enfeksiyona çarpıntı olabilir, taşikardi olabilir. Hatta bazen tansiyon düşmeye başlar. Artık enfeksiyon ilerlediği için vücudu hani zehirleme dediğimiz pozisyona geldiği için çünkü oradaki lokalize mikrop artık vücuda yayılmış ve vücudun çalışma düzenini bozmaya başlamış. Daha fazla kabızlık mı, ishal mi görülür apandistte? Şöyle kabızlık zaten hani kısa vadede değerlendirilebilecek bir şey değil ama ishal evet. olabilir. Çünkü apandist yonca yaprağı gibi yani böyle pervane gibi her tarafta olabilir kalın bağırsağın. Yani aşağı doğru inerse idrar yollarına temas ederse bir idrar yolu enfeksiyonu taklit edebilir. Hı hı. Bağırsaklara iltihaplanmış ucu bağırsağa değerse oradaki oluşturduğu iritasyona bağlı bir ishali tetikleyebilir. Ee, yani yumurtalıkların üstünde olursa bir kadın doğum e, sorunu varmış gibi ortaya çıkarabilir. Hmm. Onun için ishal daha çok görülme olasılığı olan Hatırlıyor bir şey. Hatırlıyorum senle bir vaka açmıştık hatta. Ta karaciğere kadar uzanmış bir Evet, evet, evet Şimdi evet. hatırladım. Beraber Geri girmiştik doğru. Evet. Yani abi, dolayısıyla mesela o hastada hiç abi. doğru düzgün bir bir bulgu yoktu aslında. Çünkü don't... bir de geride kalmıştı. Dolayısıyla ancak tomografi tomografiyle onu tanısın. Lokalize... Kalmıştı ettiğimiz apandisler işte sağ alt kadran diyoruz da mesela bazen insanların organları yer değiştirmiş oluyor yani karaciğer solda işte dalak sağda oluyor hmm. mesela situs inversus diyoruz ona apandis o zaman solda olur mesela e, hastanın ağrısı solda olabilir hmm. tabi bu çok nadir bir durum hmm. ama genellikle ağrının sağda olduğu e, çok küçük yani 1-2 santimetreden 20-25 santimetreye kadar uzun olduğu vakalar Hayır, var. Ben Dolayısıyla... doktorumdan helallik alayım bana bulamadım <laughs> o yüzden biraz uzun dikişin dedi. Biraz evet, uzun normal. normalde şu kadar olur. Evet. evet. Biraz böyle demek ki haklı yani demek ki yeri tabii, tabii. Farklı 14 olabilir. farklı yerde olabilir değil mi? Karaciğer hmm. kesinlikle karaciğerin altındayken. Yani mesela... Hadi oradan demiştim <laughs> ama benim de yakınlarda tecrübe ettiğim bir hastamda hmm. uzun süreli böbrek tedavisi böbrek taşı tedavisi görmüş çünkü apan karın ağrısı üst tarafta ve arka hmm. tarafa yansıyor. Aa ama yani anı. işte ultrasonlar yapılıyor görülemiyor. Apanist bölgesinde yok yok. Tomografide biz en son baktığımızda üst tarafta gerçekten apanist olmadığını bizim de düşündüğümüz ama bir sorun olduğunu düşündüğümüz işte tanısal nedir nedir diye tanısal yani. amaçlı bir bakı yapmamız gerektiğini düşündüğümüz hastada baktığımızda karaciğerin altında safra yapışmış böyle uup uzun bir apanisti vardı hastanın ve o hasta 5 gün boyunca ...antibiyotikler, ağrı kesiciler... Evet. ...kusmalar, ishaller... Ee, Çok kolay ateşler. değil yani gerçekten. Evet, hani evet. En basit şey gibi gelir Onun ama... Onun için 6 saati, doğrudur. özetle 6 saati geçen... ...ısrarcı ağrılarda mutlaka... ...bir e, hekim görüşü almakta fayda var. Evet. Sorularla devam edelim Lütfen. mi? Çok sorumuz evet. varmış hocam. Evet, doktorum yanında TV360'a... ...sorularınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Sorumuz geldi. Karın sol yan boşluğunda... ...kaburga altında ağrım oluyor... Dastroenteroloji ve üroloji polikliniğine gittim. Tahlil ve tetkikler normal ama halen ağrım var. Sebebi nedir? Evet. Ya şöyle, şimdi biz karın ağrılarında hastalarımızın önüne e, sorunlarının kaynağını koymak adına tetkikler yaparız. Muayenemizi e, de, taşlandırmak için. İşte safra kesenizde taş var. Efendime söyleyeyim, midenizde ülser var. Bunlar organik sorunlar dediğimiz. Yani so şikayetin sebepleri. Ama biraz önce de dediğim gibi fonksiyonel ağrılar var. Yani bizim ağrıların aslına bakarsanız neredeyse yarıya yakınının sebebini bilmiyoruz. Oluyor. Uzun sürede ya da kısa sürede olsa sürüyor ve geçiyor. Bunu ortaya koyduğumuz hiçbir görüntüleme yöntemi, hiçbir muayene yöntemi yok. Şimdi genellikle bu, bu taraftaki ağrılar e, fonksiyonel ağrılar olabiliyorlar. Yani gastroenteroloji polikliniğinde endoskopisinde eğer hastanın bir sorun yoksa e, ürolojide de Yapılan tetiklerde bir sorun yoksa çok önemli bir şey olduğunu ben sanmıyorum. Yani bağırsaklarla ilgili birazcık sorun olabilir. Mesela iritabul bağırsak hastalığı ya da işte huzursuz bağırsak sendromu dediğimiz e, sorunlarda bu tür sorun çok olabiliyor. Mesela gıdayla bir ilişkisi olup olmadığını hastamız ayırt etmeye çalışsın. Hmm. Çünkü lokalize ağırlar ya, e, genellikle gıdalar alımından sonra olabilir. Ya da mesela ülser ağrıları bazen e, 12. kaburga bölgesine yansıyan ağrı yapabilir. Bazı ağrılarda yansıyan ağrı oluşturur. Ee, bu onlardan olabilir hastaların tarifi çok önemli değil mi ee, Kesinlikle. Bir, bir şey bağırsaklarımı aşağıya doğru çekiyor gibi dediğinde mesela ne <gülüyor> anlarsınız <gülüyor> hocam çaresizlik içerisinde olmanın ne demek olduğunu anlarım ee, ya bu tür tabirler tabii çok ilginç tabirler gerçekten yaşayan haricinde çok anlayabildiğim şeyler değil ama şöyle <laughs> e, belli ki e... bir sorun var, <laughs> <bir sorun> var. <laughs> tamam sıradaki soruya geçelim <gülüyor> evet <gülüyor> 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 sıradaki sorumuz gelsin bakalım izleyicimiz neyi merak ediyor 35 yaşındayım senelerdir geceleri uykumdan uyandıran karın ağrılarım oluyor tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorum ve o sırada fenalaşıyorum tansiyon düşüyor herhalde değil mi hocam doktorlar olabilir. nedenini bulup bir teşhis koyamadılar önemli bir rahatsızlık olabilir mi ay bu karın ağrısı gerçekten ne kadar yani evet, kronikleşik bütün başladı. bir ömür kesinlikle yani e, müzdarip edebiliyor ya bir kere şöyle işte kronik ağrılarda yani böyle yıllarda süren ağrılar hastanın hayat kalitesini bozuyor doğru. Ama altından genellikle çok önemli şeyler çıkmıyorlar. Hani bizim bu durumlarda en şey ettiğimiz şey kötü bir hastalık olmasın. Hmm. İşte kısa sürede cerrahi bir müdahale yapmazsak hayatı tehlikeye sokacak bir durum olmasını ayırt etmeye çalışmaktır. Ama kronik ağrılarda derinlemesine tetkiklere ihtiyaç var. Ve çoklu konsültasyon dediğimiz e, doktor görüşlerine ihtiyaç var. E, şimdi bazı ağrılar Gerçekten e, hastanın sosyal hayatını bozuyor ve e, işte mesela uykudan uyandırıp hmm. tuvalete gitmesine yol açıyormuş e, izleyicimizin. E, yani şöyle işte gastroenterolojik sorunlar bu durumda ön plana geçebilir. Mesela Kronya'da ülseratif kolit dediğimiz bazı e, inflamatuar bağırsak hastalıklarında bu tür sorunlar olabiliyor. Ama tabi geceleri uykudan uyandırması ilginç. Yaşı da 35 aslında uyuyor birazcık bu tür şeyleri ama. Ama yani daha işte fazla böyle beraber... biyolojik bir şey gibi geldi bana. Hani evet. sanki acaba barsak kaçak sendromu falan gibi de olabilir belki. Değil mi? Hani karın ile beraber ani tansiyon düşmesi. Hani evet. hakikaten ayrıntılı tetkik gerekir. Sadece buradan yorum yapmamız çok, çok olası yani değil endişe yani et endişe etmesi gerektirecek bir durum olmuyor. Senelerdir lafı mesela burada önemli evet, bir doğru. laf. Orada. Ee, orada Demek ki bir şey olmamış bu yaşa endişe, geldiğine endişe göre. Etmesin. Diye. Yani endişe etmesin. Yani evet. Endişe etmesin. Ama tetkike tabii devam etmek gerekir. Bazen hastalıklar daha sonra bulgu veriyor ve laboratuvarda daha sonra çıkıyor açıkçası takibini bırakmayın yani peşini bırakmayın. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Programın sonuna çok geldik. Çok teşekkür Ama bizde kalın lütfen Sizde beraber. Çok teşekkür tartıştık. ederim. Çok keyifliydi hocam. Çok sağ, olun. çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, hangimizin anısı yok yapan diye ilgili. Ee, yani ameliyat olmuş olsanız da olmasanız da o şüphe mutlaka geçmiştir başınızdan ya da çocuğunuzdan. Bugün çok değerli bilgileriyle e, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Yaşar Özden Kaya bizlerle beraber oldu. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın